Gelelim davalara, mahkemelere. Efendim 28 Şubat soruşturmasında savcılık mahkemenin Teoman Koman, Engin Alan ve Kamuran Orhun'un serbest bırakılmasına itiraz etti. Bu arada Kanal'a haber Batı Çalışma Grubu'na ait olduğu öne sürülen Batı Harekat konsepti belgelerine ulaştı. Gizli ibareli belgede önemli ayrıntılar var. İzleyelim. 28 Şubat soruşturmasının 5. dalgasında gözaltına alınan dönemin jandarma genel komutanı Teoman Komanda, emekli kor generaller Engin Alan ve Kamuran Orhun tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilmiş fakat mahkeme 3 ismi de serbest bırakmıştı. Yok korkmayın, vurmam. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği Teoman Koman, Engin Alan ve Kamuran Orhun'un serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazı 12. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Bu arada 28 Şubat soruşturmasında savcılık sorgularının detayları ortaya çıkmaya başladı. Star Gazetesi'nin haberine göre soruşturma kapsamında tutuklanan ve aynı zamanda balyoz sanığı olan dönemin Genelkurmay Harekat Daire Başkanı Çetin Doğan'a Batı Çalışma Grubu Eylem Planı belgesi soruldu. Çetin Doğan belgedeki imzanın sahte olduğunu öne sürdü. Fakat aynı belgenin soruşturmanın ilk dalgasında tutuklanan Çevik 1'e de sorulduğu ortaya çıktı. Çevik 1'in imzanın kendisine ait olduğunu itiraf ettiği öne sürüldü. Yani iki ismin verdiği ifade birbiriyle çelişti. Sayın Bil Efendi, bir şey söyleyecek misiniz? Bu arada Batı Çalışma Grubu'na ait olduğu öne sürülen önemli belgelerden biri de Nisan 1997 tarihli Batı Harekat konsepti. Savcılar şüphelilere bu belgeden haberdar olup olmadıklarını da sordu. Kanal'a haberin ulaştığı gizli ibareli Batı Harekat konsepti belgesinde çok dikkat çekici detaylar yer alıyor. Belgenin gelir dağılımındaki dengesizlikten kaynaklanan tehdit başlıklı bölümündeki ifadeler oldukça ilginç. İşsizlik aileleri dolayısıyla toplumu manevi olarak çöküntüye sürüklemektedir. Bu insanlar geçmişten gelen inançlarının da etkisinde kalarak dine daha fazla sarılmaktadır. Bu durumdaki bir toplum dini siyasete alet etmek isteyen siyasi parti ve irticai gruplar tarafından kolayca istismar edilebilmektedir. Belgede darbeci askerlerin kendisiyle arkadaşlarını bile tehdit olarak gördükleri ortaya çıkıyor. Zira Atatürk'e ait bir sözü örnek göstererek komik bir şekilde durumdan vazife çıkarıyorlar. Atatürk'ün Türk ulusu için söylediği asıl olan iç cephedir sözü, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde, kendi bünyesi içinde esas alınmalı ve irticai görüşü sahip olmuş veya eğilimli personel derhal temizlenmelidir. Batı Harekat konsepti belgesinin mücadele esasları bölümünde ise bir an önce önlem alınması isteniyor. Meşru yollardan iktidar olunması ve halk desteği de tehlike olarak görülüyor. Laik ve demokratik cumhuriyet taraftarlarının aleyhine gelişen bu şartlar ve ortamda süratle değişiklik sağlanamadığı takdirde 2000 yılında meşru yollarla iktidara ele geçirecekleri ve yanlarına aldıkları halk desteğiyle cumhuriyetin temel niteliklerinde istedikleri değişikliği yapacakları, eğer bugünden ciddi ve köklü tedbirler alınmazsa önümüzdeki birkaç yıl içinde müdahale etme ve önlem alma imkanının kalmayacağı değerlendirilmektedir.